Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam BİM hissesiyle karşınızdayız. Eğer video çok uzun sürmezse daha sonrasında Şok Market'e de bir göz atarız durum nasıl diye. Şimdi arkadaşlar teknik olarak BİM hissesinde biliyorsunuz bir trend üzerinde hareketini devam ettirirken daha önce bahsetmiş olduğumuz bir kanal üzerinde bir obo hareketi olduğunu ifade etmiştik. Bu obonun aktif şekilde çalışma eğilimine geçtiğini zaten hep beraber yaşayarak gördük. Teknik açıdan bu bölgenin devamında aşağı yönlü hareketin kanal dibine doğru gitme ihtimaline şahit olabilir miyiz? Ona bakacağız. Yani şurada görsel olarak görme amaçlı hani neredeymiş obo diyen arkadaşlara biz böyle trend kanalların üzerinde trende uyarak çizilen obaları attığımızda tepkiler geliyor ama obonun pozisyonu illa grafiğe paralel şekilde olacak diye bir kanun yok arkadaşlar. Böyle bir kanun kesinlikle doğru değil bence. Günümüz koşullarında trendlerde mutlaka obaları, topoları böyle yamuk yumukta çiziyorlar artık. Bu noktada teknik açıdan bu obonun şu bölümde kırıldıktan sonra 128-129 bandından aşağı kırıldıktan sonra aktif olarak çalıştığını ve teknik açıdan 117'lere kadar geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Şimdi ne olacak? Yani devamında bu hareket aşağı doğru inecek mi, inmeyecek mi? Teknik açıdan baktığımızda RSI'nin 40'larda olduğunu görüyoruz ve aşağı doğru 30-30 bandının altına inme ihtimali düşünülürse teknik olarak bu bölgeyi görme ihtimali de olacaktır. Aşağı bölümde özellikle momentumun da alt bölümde 30 hattına doğru indiğini görüyoruz ki bu da negatif baskıyı arttırıyor. Bugün gün içerisinde gelen tepkiyle birlikte fena da hacim yoktu. Bu hacimle birlikte bir tepki alanı oluşturarak hisse fiyatlaması 122'lere geldi. Fakat şu bölgede biz obonun bir teknik olarak nereden nereye gelebileceğini çizmek için şöyle tepe hattına kadar bir çanak katlamalarda kullandığımız gibi bir elips çizerek olayın pozisyonunu kademesini çözmeye çalışalım. İlk etapta şimdi şu obo resmini gördük. Görsel karışıklık engel olmak için şurayı bir kaldıralım. Teknik açıdan arkadaşlar zirve noktamız şu bölge 150.5 seviyesi alt bölge yani buradaki Obo'nun hedefi teknik olarak bu bölgeye kadar inme ihtimali olur. 98.5'lara kadar inme ihtimali taşır. Tabii bu buraya kesin banko inecek anlamına gelmez ama teknik bunun Obo'nun çalışma halinde buraya inmesine müsaade eder ki şöyle de baktığımızda bizim EMA ortalamalarımızı ve hacim ağırlıklı ortalamalarımızı takip ettiğimizi yakından bizleri takip eden arkadaşlarımız biliyor zaten. Bu noktaları teknik açıdan önem verdiğimizi hatırlatırım. Şu an için EMA 89 seviyesi olan 122 liraya tutunmaya çalışan bir hareketle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bunun altındaki kırılımlarda ve kapanışlarda üçgen içerisindeki hareket devam ederek ilk etapta hacim ağırlıklı ortalamamız EMA 233'e kadar inme ihtimalini arttırır ve bunun altında 102 bandında bulunan yine EMA 233 seviyesine kadar inme ihtimali söz konusu olur arkadaşlar. Bu noktalara dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ara bölgede destek olarak neyi takip edebiliriz dersek hemen şuraya yine bir EMA 144 seviyesi koymamız gerekir. Onu da şöyle hemen şu bölgede düzelterek yapalım. Hemen şurayı. Biz temel düşecek yerleri tespit için hem hacim ağırlıklı ortalama hem EMA ortalamaları, üsler ortalamaları kullanıyoruz. Teknik açıdan buradan böyle bu 122'nin altında kapanışlarda 113'lere kadar bir geri çekilme ve destek alanı bulacağı nokta olarak ifade edebiliriz. Bu bölgeyi kullanabilir. Biz şimdi tabii ki bu bölgeleri bu şekilde ifade ederken kanal içerisinde yani oluşturduğu düşen üçgen içerisindeki hareketinde bir tepki alanı olarak görüyoruz. Bu tepkiyi yukarı doğru devamında taşımak istiyorsa hisse fiyatlamasını daha kısa grafiklerde olaya bakmamız gerekecek yani periyot olarak. Fakat oraya geçmeden önce bir
Hull sisteme de bakalım. Hull sistem ne yapmış? Evet, baktığımızda Hull sistemde de arkadaşlar 122 seviyesinde Hull 14'ümüz var. Bunu test ettiğini görüyoruz. Bunun üzerindeki kapanışlarda ise fiyatlaması ilk etapta 128.7'de bulunan Hull 50'ye gitmeye çalışacak. Burada bir düşen kırılımı olursa o zaman bir tık öne açılıp 139 denemesi gelebileceğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bir temettü dağıtımı var. Haftaya Cuma 16 Aralık'ta 1,5 liralık bir ödemesi var. BİM sitesinin temettü dağıtımında bu noktada yine yukarı yönlü hareketin devamı için az önce bahsettiğimiz kısa periyotlara bir geçiş yapalım bakalım ne durumda diye. Hull 14 üzerinde kapanış 4 saatlikte Hull 50'ye doğru bir tepki oluşturduğunu görüyoruz. Hacimlerin bu bölgede ortalamalara yaklaşmaya çalıştığını ama yetersiz kaldığını, bu da momentumu yukarı doğru ittiremediğini görüyoruz. Hani momentumun güçlenmesi hacimlerin alış mumlarında güçlenerek gelmesiyle olacaktır. Bu noktada önümüzdeki 124.7 direnci önemli bir direnç olarak karşısına çıkacağını düşünüyorum. Bu bölgeyi aşıp aşamayacağı hisse için çok önemli olacak. Yine teknik olarak baktığımızda 4 saatlik periyotta da birçok EMA ortalamasıyla birlikte şu bölgede güçlü bir direnç bölgesi oluştuğunu görüyoruz. Yani 130'lu fiyat tekrar kanal direnci bu bölgeye kadar hissenin işi oldukça zor. Bu bölgeyi aşması için güçlü hacimlerle, uzun hacim mumlarıyla işte 20 günlük ortalamanın üzerinde 2 katı civarındaki hacimlerle ancak bu bölgeyi güçlü şekilde kısa zamanda aşabilir. Aksi takdirde tekrar bir geri çekilme alanı yaşayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama teknik olarak bu bölgeden kalktıktan sonra yine bir düşen kırılımına gitmek için mücadele edecek bir hareket oluşturmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Yani bu bölgeyi kaldırıp yukarı doğru ittirmeleri için ilk etapta özellikle momentumun güçlenerek 30 bölgesinin üzerine atması gerektiğini hatırlatalım. Daha sonrasında ise RSI ve momentumun 50 üzerine atmasıyla bir trend oluşturma ihtimali artacaktır ki bu noktadan sonra eğer dük hattını zorlar ve kırarsa aylık pivot değeri olan 136'lı seviyelere doğru bir gitme eğilimi gösterebilir teknik açıdan. Şöyle bizim klasik olarak saatlik periyotta biliyorsunuz incelediğimiz 5.22, 5.21 kesişimleriyle hareket ettiğimiz ve hedef olarak da EMA 233 seviyesini test ettiğini düşündüğümüz hareketler oluyor. Bu noktada bugün 5.22 düzeltiyorum, 5.21 kesişimi gerçekleşti. Saatlik periyotta RSI 40'ların üzerine attı. Eğer 50 bandının üzerine daha atarsa ki bu da yaklaşık işte şu bölgedeki dük hattının üzerine atmasıyla olacaktır. 123 civarı fiyatların üzerine atarsa hisse fiyatlaması işte 125 ve 129 dirençlerine doğru sırasıyla gitmeye çalışacak bir hareket izleyebiliriz. Bu noktada yine teknik açıdan bir önceki tepe bölgesini geçebiliyor olması önemli olacaktır. Yatay bir direnç bölgesi oluşturacaktır kendine. 127.8'e doğru gitme eğilimi gösterip bu bölgede ne yapacağı önemli. Zira bu hareket buraya doğru giderken muhtemelen EMA 233 ortalaması da saatlik periyotta biraz daha bu bölgeye yanaşarak ikili bir direnç bölgesi oluşturacağını düşünüyorum. Bu ikili direnç bölgesini geçip geçemeyeceği hissenin önemli olacak. Aynı zamanda tabi bu bölgede oluşturmuş olduğu RSI üzerinde düşen çizgi kırılımı da hissenin durumu için önemli. Bu bölgede gelen kar satışları karşılanıp yoluna devam edebilirse yine bahsetmiş olduğumuz aylık pivot değeri olan 136'lı seviyelere doğru gitmeye çalışacak bir hisse hareketiyle karşılaşabiliriz bu noktada. Yani teknik açıdan negatif bölgede ise baktığımızda şu bölgede artık hemen şöyle oluşturalım arkadaşlar. Hani dip bölgesi olarak 117.8-117 civarı artık bu bölgede oluşturulabilmiş yatay bir hani dip oluşturma seviyesi olarak hareket alanı bölgesi diye ifade edebiliriz. Bu bölgede hissenin teknik açıdan artık 128 lirayla 117 lira arasında, 118 lira arasında realize olarak dinlenip bir kendine zemin oluşturup yukarı doğru işte aylık pivot değerine doğru gitme ihtimalini hep birlikte yaşayıp göreceğiz kısmetse. Bakalım önümüzdeki süreç bize ne gösterecek teknik açıdan. Umarım güçlü hareketlerine şahit oluruz. Biliyorsunuz piyasadaki şu anda üzerinde olan baskıyı silkeleyip atabilirse yukarı yönlü tekrardan
hareketlenme, ivmelenme başlatabilir diye ifade edelim. Aynı durum çok markette de söz konusu arkadaşlar. Benzer grafikler var aslında teknik açıdan. Baktığımızda zaten endeks grafikleri de yani gıda sektörünün grafikleri birbirine benzer grafiklerden oluşuyor. Teknik açıdan bu bölgeleri aynı şekilde aynı şartlarda yaşadıkları için ise fiyatlamaları bu bölgeleri de haliyle bu şekilde aynı beraber birlikte kullanıyorlar. Bakın burada da klasik olarak çizmeden göstermeye gerekirse bir obo hareketini net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Bu obo hareketinin daha kırılımı gelmedi. Yani bu şok market biraz daha şanslı bu konuda. Hani BİM kadar üzerine çok oynanmadı herhalde teknik açıdan. Ama baktığımızda şu bölgeye de yine bir hareket alanı oluşturup bir elips çizdiğimizde arkadaşlar bize zirvesel noktalarda şöyle harekete şuraya kadar taşımaya çalışalım. Hani alt bölüme kırılım gerçekleşirse hisse fiyatlamasında gerçekten derinlemesine bir düşüş olma ihtimali artar. Tabii bu kesinlikle banka olacak anlamına gelmez ama teknik açıdan baktığımızda böyle bir ihtimal olduğunu her zaman ifade etmekte fayda var ve kaçınmamak lazım. Bu öngörülerde ne yapacağız? Biz boyun hattı dediğimiz obonun sınır çizgisinin altına kırılımlarda hissede artık pozisyonda bir karar vermek gerektiğini, pozisyonda olanlar için karar zamanı geldiğini ifade eder ki hani teknik açıdan baktığımızda bu da 22-70'li seviyelere denk geldiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Zira baktığımızda şöyle hemen günlük periyottaki hareketlerini de incelemeye çalışalım. Hisse fiyatlaması 5 günlük ve ortalama 5 günlük ortalaması 23.42, yine 22 günlük ortalaması 23.60'larda bu bölgenin altında ve 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı aşağı kesmiş durumda. Bu noktada alt bölümde 22.62 desteğinin ne derece çalışıp çalışmayacağı takip edilmeli. 22.47'de zaten aylık pivot değeri birinci destek bölgesi var. Bahsettiğimiz trend işte 22.47, bunun altındaki kapanışlarda ise fiyatlamasında sert düzeltmelerle karşılaşılabilir. Özellikle RSI'nin de 50 seviyesinin altındaki kapanışlarda dediğimiz gibi alt bölümde bulunan diğer ortalamamız 21-20'deki EMA 89'a doğru bir hareket başlatma ihtimali söz konusu olur arkadaşlar. Bu bölgeyi dikkatli takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Kısa periyotlar için biliyorsunuz az önce BİM hissesindeki söylemlere eş olarak yine aynı şekilde bakın bir kaos bölgesi oluşturduğunu ve bu bölgede hissenin böyle 23.58'e kadar bir tepki oluşturacağını ve bu bölgede ne yapacağı önemli olacaktır. Hani bu bölgeden sonra 23.58'den sonra yatay direnç bölgesi olarak bir 23.96-24 seviyesi var. Orayı da geçebilir hacimli şekilde kendini yukarı doğru ittirebilirse 24.13 seviyesinde pivot değerimiz var. Aylık pivot değeri. Hisse fiyatlaması teknik açıdan şurada bir ikili dip yaptığını görüyoruz saatlik periyotta. Şöyle hemen ortalamaları kapatıp net bir görüntü oluşturmaya çalışalım. Hani bu bölgeyi arkadaşlar 22.76 hadi 22.70 kendinizi biraz tolere ederek %1-2 daha aşağı bölüme stop noktaları olarak koyarak takip edebilirsiniz. Bu bölgeyi de bahsettiğimizde bakın 22.70 ile 24 arasında bir bölge oluşturmaya, bir tutunma bölgesi oluşturmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu bölge önemli olacaktır. Ne tarafa doğru kırarsa kısa da şu genişlik kadar aşağı veya yukarı bir hareket alanı oluşturacağını söyleyebiliriz hisse fiyatlamasında. Yani burada görüntüsel olarak baktığımızda aslında bir W şekli oluşturacağını söyleyebiliriz ama tabii bu kesinlik kazanma ihtimali zor arkadaşlar. Yani %100 bu şekilde olacak deme şansımız yok. Bu bölgeyi özellikle o yüzden teknik olarak hazırlamış olalım. Hisse fiyatlamasında eğer şu bölümü tamamlar ve yukarı çanak katlama eğilimi içerisine girerse üst bölümdeki yeni bir zirve olan bir önceki tepeyi geçip yeni bir zirve oluşturmuş olur bizim için. Şurada da başka bir ikili tepe bölgesi oluşturarak bir direnç oluşturduğu yer var. Bakın teknik açıdan alıcı destek direnç bölgesiyle hedef bölgesi oluşturulmuş oldu. Şok market sitesinde 22.76 üzerinde kalıp yoluna devam ettiği sürece 24 direnci ve 25 dirençleriyle karşı karşıya gelecek bir hareketi beraber izliyor olabiliriz. Şok market hissesinde.
Yine diğer grafiğimizde de şok marketi şöyle bir açıp değerlendirmeye aldığımızda, yani şöyle grafiksel olarak açalım. Bakın teknik olarak bu bölgede ne yapmış? Hisse fiyatlaması MA233 seviyesinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz 4 saatlikte. Teknik düzeltiyorum, hacim ağırlıklı 233 üzerinde tutunmuş eğilimi gösteriyor. Bu bölgede klasik olarak bizim hacim ağırlıklı ortalamanın üzerine atabilirse aylık pivot değeri denemesi gelecek. Momentum ve RSI'nin 4 saatlikte 50 üzerine atması bize trend oluşturma ihtimalini arttırır. Umarım ki bu hareketi yaparak üst bölüme doğru ilerleyerek bahsettiğimiz dirençleri test edip yeni bir zirve hareketine doğru ilerlemesini ümit ederiz. Ama dediğimiz gibi temkinli olmakta fayda var. Teknik açıdan şu an için destek bölgesinde 2 defa 22.88 seviyelerinden destek aldığını görüyoruz. Hacim ağırlıklı ortalamadan. Bu bölgeyi yukarı doğru taşıması halinde hacimler yeşil yeşil devam etmiş. Umarım daha güçlü şekilde hacimlerle birlikte üst bölüme taşıması gerektiğini ifade edelim. Yakın hani bir alt bölgede S1 22.47 olmazsa olmaz. Yani bu bölgenin kırılmaması lazım. Bu bölge kırılırsa zaten dediğimiz gibi OBO aktif hale gelir ve OBO'nun çalışma alanlarında hareket sert ve derinlemesine inme ihtimali güçlenir diye ifade etmiş olalım. Son olarak Hull sistemle de bir değerlendirmesine baktığımızda hissenin 4 saatlikte güçlü bir hareket hacim gelirse bu bölgeyi yukarı doğru rahat bir şekilde ittirme ihtimali güçlü diye görüyorum. Daha pozitif olarak bakma açısından. Hani Hull 14, 50, 100 kesişimleri neredeyse bir araya gelmiş durumda. Fiyat tam ortasına düşmüş. Yukarı doğru tepki alanlarını devam ettirebilirse ise fiyatı bahsetmiş olduğumuz bakın 25.08, 25.30 bu dirence kadar gitme ihtimali doğar. Teknik açıdan hisse fiyatlamasının 23.68 üzerinde kapanışlar alarak devam etmesi gerektiğini ifade edelim. Fiyat 23.40 gayet aslında makul ve mantıklı fiyatlar ama dediğimiz gibi destek bölgelerini aşağı kırmadan bu hareket alanını yukarı taşıması en büyük temennimiz olur. Evet arkadaşlar, BİM ve Şok Market hisselerini bu şekilde inceledik. Umarım faydalı olur. Kanalımıza beğenerek ve üye olarak bize destek verirseniz memnun oluruz. Ayrıca kanalımızda bulunan kapalı videolara, strateji ve tarama videolarına kanalımıza katıl butonuyla alfa üyelik alarak görünür hale getirebilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.